canım. Teşekkür ederim. El öpenlerim çok Allah olsun. Allah razı olsun. Sağlık, sıhhatten inşallah. Sağ ol. Nice yıllar hep beraber. Hep beraber inşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Öğretmenlerine olan saygısını, sevgisini her fırsatta dile getiren Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kardeş olan ilkokul öğretmenleri Seniha Can'la Sevim Şengöksel'i evlerinde ziyaret etti. Öğretmenleriyle yakından ilgilenen ve ellerini öperek Öğretmenler Günü tebrik eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenleri tarafından verilen öğütleri, tavsiyeleri ve kazandırılan alışkanlıkları yaşamında halen uyguladığını anlattı. Öncelikle Sevim öğretmenimin, Seniha öğretmenimin şansını ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü. Gün olarak bir gün olabilir ama onların bir gün kutlanması mümkün değil. Öğretmen dediğiniz benim için anne yarısı. Annem rahmetli oldu ama ben Allah ana sıcaklığını hocalarımın dizinin dibinde, onların avucunda buluyorum. Onun için teşekkür ediyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Tabii okulda bizi şekillendiren en önemli şey hocalarımızdı. Annemiz, babamız tamam bize belirli bir noktaya kadar eğitim vermişti ama ondan sonraki süreçte uzun yıllar öğretmenlerimizin elinde kaldık. Hele hele tam algı çağımızın en yoğun olduğu dönemde o 6 yaşından 12 yaşına kadar olan o süreç içerisinde öğretmenlerimiz bize şekil verdi. Biz hayatı öğrendik. Gerçekten her zaman söylediğim gibi akademik olarak belki ben çok başarılı bir talebe değildim ama vatan millet sevgisi, vatansever olmayı, bu memleket için şehit düşenleri, gazilerin hatrını bilmeyi, onlara yaraşır bir evlat olmayı biz büyüklerimizden, çok şükür, öğretmenlerimizden çok öğrendik. Ondan sonraki süreçte hep söylüyoruz. Akademik olarak herkesin bir kapasitesi var. Ama iyi insan olmak noktasında öğretmenlerimiz bize hakikaten önder oldu. Sınıfımızda hocamın da dediği gibi değişik meslek gruplarından arkadaşımız oldu. Ama bunun içerisinde çoğunluğu iyi insan olma noktasında iyi hocaların elinde işlendiği için bugün çok şükür o arkadaşlarımızla da diyaloglarımız hala devam ediyor. Öğretmen Sevim Şengöksel ise Rıdvan Fadıloğlu'nu kendi oğlu kadar sevdiğini dile getirdi. Vallahi her yıl ziyaretime geliyor. Aslında çocukluğundan beri vefalı bir öğrenci. Öğretmen olarak da bizi hiçbir zaman bırakmadı. Rıdvan bizim evimizin büyük oğlu. Hani derler ya teyzeler anne yarısıdır diye. Öğretmenler de annelerin diğer yarısıdır. Rıdvan'ı biz kendi oğlumuz gibi gördük. Ablam da ben de Rıdvan'ın öğretmeniyiz. Annesi saygıdeğer bir insandı, Allah rahmet eylesin. Babasıyla ilk tanışmamız zaten babasıyla birlikte çalışarak Türkiye'de ilk defa öğretmenlere lojman yaptırıldı. Antep'te öğretmenler oturdu Cemil Karslıgil'de. Babasıyla öyle çalışmalarımız oldu. Rıdvan da iyi bir öğrencimizdi. İyi öğrenciler her zaman hatırda kalır derler ama biz kötü öğrencilerimizi de iyi birer öğrenci yapmak için uğraştık. Bugün çok mutluyum. Vefakar bir öğrencim. Telefonla aradığı halde bana öğretmenlerle ilgili duygularını paylaştığı halde bugün yine beni görebilmek için kapıma geldi. Bu duyguyu hiç kimseyle paylaşamam. Müsaade sizin çok mutlu oldum. Daha mutlu olamazdım herhalde. Teşekkür ederim. El öpenlerim çok Allah olsun. Allah razı olsun. Sağlık, sıhhatten inşallah. Sağ ol. Nice yıllar hep beraber. Hep beraber inşallah. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.